Merhabalar hocam. Vay Ozan. Merhaba. Nasılsınız? Çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim ben de vallahi çok teşekkür ederim. Maşallah maşallah. Karantina sana yaradı böyle bir yanaklar kızardı, dudağı zglnkt geldi. Vallahi Boyun hocam. uzadı senin. Bilmiyorum ki. Valla Siz, öyle. Size böyle gelmiş oldu. Gelişim çağında olmak ne güzel. <laughs> keşke keşke hocam. Ne kadar çok. Kitap var önünüzde gene. Aa kim yazmış bunları Aa. Evet bizimkiler böyle şekerci dükkanı gibi güzel duruyor. Gerçi şimdi ifadan konuşacaktık ama zira o konuda soru çok geliyordu. Öbür kitapları da sen dedin koyalım. Vallahi güzel duruyorlar herhalde. Ben tam görmüyorum ama. Yok gayet güzel Renkleri duruyor. iyi oldu ama ya. Evet. Tuti kitaba özellikle kapak tasarımcımız Özle'ye. Çoğun kapakları Özle'ye ait. Yani çok teşekkür ediyoruz süper. Öyle yani inşallah bakalım bu karantina günlerinde bir tane daha yazacağız gibi gözüküyor. Evet İFA'nın üçüncüsü. Üçüncüsü evet. Bu arada ilk ikisi bunlar. Birinci beden ikinci ilişkiler. Evet. Üç cilt olacak insanın fabrika ayarları. Öbürü biraz şu anda yani malum bu karantina falandan dolayı bizim bütün faaliyetler iptal olunca e, biz biraz o faaliyetlerle ilgili online eğitimlere dönüş vesaire onların içeriklerini çekme gibi konularla, altyapı hazırlıklarıyla biraz fazla uğraştık. Ozan Yavrum karantinada ama eşini göremiyor şu anda durum çok kötü. Ama deli gibi çalışıyoruz vallahi sağ olsunlar ee, ekibimizin hepsi full time ve biz çok hızlı bir dijital dönüşüm yaşadık açık beyinde. İnşallah çok güzel içeriklerle de karşınızda olacağız. Ee, hazırlıklarımız şu aralar tamamlanmak üzere. Evet. O zaman hocam isterseniz ifa üzerinden biraz... Ha, bu şöyle e, İFA ile ilgili bana çok sorulan bir soru. Şimdi bu insanın fabrika ayarlarını sen yazdın tam da üstüne. Langerth diye korona krizi çıktı. Herkes Covid-19'dan dolayı evde oturuyor. Bu dönemde arada bir televizyon kanallarında şurada burada ben insanın fabrika ayarlarının şimdi e, önemli bir başlangıç noktası olabileceğini söylemiştim. Bana diyorlar ki ne yapacağız yani İFA'yı okuduk nasıl uygulayacağız? Zaten bunu genellikle insanın fabrika ayarlarını henüz okumamış olanlar soruyor. Çünkü şimdi benim bu kitapta yapmaya çalıştığım şey daha doğrusu bu üçlemede daha sonra inşallah bunları bir tek cilt olarak da yapacağız biraz kalın ve büyükçe. Yapmaya çalıştığım şey beş madde halinde kendimizi tanımak ve nasıl doğru yaşayacağımızı bir şekilde formüle etmekti. Aslında önce kendime yazdığım notlarla başladı her şey. Çünkü benim yaşamım çok doğru olmadığı için bunları fizyoloji bilgimle biyoloji bilgimle evrimsel biyoloji bilgimle ve özellikle de insan psikolojisinden öğrenmeye başladığım şeylerle nasıl harmanlayabilirim? Bunu nasıl anlaşılır bir yönergeye dönüştürebilirim diye çalışıyordum birkaç senedir. Özellikle işte 3-4 sene evvel İstanbul'a geldiğimde bu anlatım ve çalışmalar biraz hız kazandı ve onun neticesinde yazacağım dedikten sonra 2-2,5 sene gecikmeli olarak ortaya ancak çıkabilen çünkü çok konuşuyorum gördüğünüz gibi. Kitap serisiyle karşı karşıyayız. Şimdi burada beş tane madde var. Say bakayım Ozan'cığım ezberledin mi yavrum? Hadi göreyim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Öyle bedava yok. Hocam biraz ani oldu ama şimdi. Biraz <gülüyor> stres <gülüyor> oldum. Çıkar biraz stres oldum. Çıkar kağıtları yazılı yapacağım. Hocam bir. Beslenme. Bir. Bak demek karnına. Çünkü bir hareket de ama olsun. Beslenme de olur. Bir e, hareket, iki beslenme şu kitabın konusu yani insanın fabrika ayarları birinci ayar hareket ve ikinci ayar beslenme beden kitabımızın içeriğini oluşturuyor. Bunun başında bir de küçük kaos bölümü var. Onunla beraber ilk kitabımız bu ikisinden bahsediyor. Üçü dördü hatırlıyor musun? Mu? İlişkiler ve stres. Sen var ya kitabın kapağından kopya çektim bence. İkinci kitapta ilişkiler ve stres. Bu iki ayar. Yani üçüncü ayarımız insanın fabrikaları üçüncü ayar olumlu ve zengin sosyal ilişkiler başlığını taşıyor. E, dördüncü ayarda düşük stres. Yani stresi azaltma yöntemlerini öğrenmemiz lazım geldiğini iddia eden bir bölüm. Ve henüz burada olmayan üçüncü kitabımız neden bahsediyor bahsediyoruz? Tabii ki sınırları aşmak. İşte bu Ozan'ın en sevdiği bölüm. Zira sınırını aşan bir insan kendisi zırt pırt. Deminden beri burada ne sınır aşıyor aklınız durur. Ee, şimdi bu beş maddeyi neden üç tane kitaba böldüm? Önce onu bir kısaca tekrar anlatayım. Çünkü aslında konular kolay. Yani hareket etmemiz lazım yoksa hasta oluyoruz. İşte az yememiz lazım yoksa ömrümüz kısalıyor. Ee, insanlarla sık ilişkiler kurmamız lazım. Yalnız kalırsak hastalık. Erken ölüyoruz. Stres yönetmemiz lazım. En çok stresten ölüyoruz. Ve sınırları aşmamız lazım. Zorlamamız lazım. Eğer bunu yapmazsak mutsuz oluyoruz. Strese giriyoruz, Gene erken ölüyoruz. İyi yaşamak için, dolu yaşamak için, tatmin dolu bir hayat için bu beş madde yetiyor. Ama bu beş maddeyi neden uygulayamıyoruz? En büyük sebebi kendimiz hakkındaki yanlış bilgilerimiz. Bunları tek tek düzeltmeye çalışınca böyle biraz iri bir metin çıktı ortaya. Bir de tabii ki bilimsel olarak kanıta dayalı olmasının da bir de ikna edici olması gerekiyor. O yüzden bazı bölümleri biraz uzun tuttum. Aslında tek kitap olacaktı. Uzadıkça uzadı. Önce iki kitap olacaktı. Sonra üç kitap oldu. Neyse Allah aşkına üçte durduk şimdiye kadar. Ama galiba o hepsinin toplanacağı tek cilt biraz genişletilmiş bir baskı olacak. Çünkü şimdiden eklememiz gereken birkaç bölüm çıktı. Onlar üzerine de inşallah üçüncü cildi bitirince çalışacağım. Bu kadar uzun ayarlar sade. Peki şimdi bunu okuduğumuz zaman evde ne yapalım? Okuyanlar zaten üç aşağı beş yukarı çıkarıyorlar ama ben burada özetle bu soruyorum da fırsat bilerek çok kısaca bu 5 ayarın şu anda evde bizim nasıl işimize yarayabileceğini biraz tarif etmek istiyorum. Belki de bu video yayınlandığında inşallah bu hani sosyal izolasyon vesaire mesesi biraz hafiflemiş olur. Belki hani inşallah biraz şu anda zor gözüküyor ama hani virüs tehlikesi o pik noktayı atlatmış olur vesaire falan. Ondan sonra da aslında işimize yarayacak bir şey. Hazır çoğumuzun rutini bozulmuşken Böyle global küresel bir tehditle sınanıyorken, normal hayatımızda pek yeltenmeyeceğimiz bazı davranış farklılıklarına yönelebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden şu anda biraz daha önemli ve etkili olabileceğini düşünüyorum burada anlattığım şeylerin. Mesela hareket etmek, eve tıkıldık, e ne yapacağız? Bütün gün oturacağız, işte televizyon seyredeceğiz, Netflix'te dizi, chips'te yemekte derken zaten insan boş kalınca, bir de modern zamanda alışığız. Bu kadar çok endüstriyel gıda, abur cubur, atıştırmalık var. Hababa mağazamıza bir şey tıkıyoruz. Valla yalan yok. Ben bile kilo aldım yani. Hani devamlı çekim yapmaktan, sabit oturmaktan artık vücut hareketsizliği isyan etmeye başladı. O yüzden bugün son video sesyonumuz zaten. Bundan sonra ben de kendimi biraz kendimce harekete vereceğim. Evin içinde yapılabilecek egzersizleri öğrenmeye başladığımız anda aslında vücudu hareketli tutmanın ne kadar kolay olduğunu fark edeceğiz. Yani bugün evde otururken o canımız sıkılıyor ya, daha önce de normal işimize, gücümüze, okulumuza giderken bir türlü vakit bulamıyorduk ya, şimdi bol vakit var ve bir başladığımızda özellikle bunun için sevgili Mahmut Talha Sağlıklı bizim Fit Bey'in hocamız hani var ya sporcu, sağlıklı hoca. Onun tavsiyelerinde özellikle sürekli refere ettim burada da. Evde bir metrekare alanda yapabileceğiniz bin tane egzersiz olduğunu göreceksiniz. Ve o vakit bulamadığımız zamanlarda yapamadığımız şeylerin aslında günün ne kadar küçük bir zamanlı tuttuğunu hep beraber göreceğiz. Ve bunları hayatımıza yerleştirmeye başlamak için çok güzel bir fırsat. Küçük hareketler, daha önce yapmadığımız ufak germeler, ufak tekrarlar, ufak bir şeyler böyle basit aletlerle yapabileceğimiz egzersizler bir anda sağlık düzeyimizi oldukça yukarı çıkaracak. Bu hareketleri yapmak sadece beden sağlığımız değil zihin sağlığımız için de önemli olacak. Sadece bedenimizi hareket ettirmek yetmeyecek, zihnimizi de daha hareketli hale getirmemiz gerekecek. Ben şu anda biliyorum en fazla vaktimizi çoğumuz özellikle şu anda YouTube'dan beni izliyorsanız en fazla vaktinizi YouTube'dan video tüketerek, sosyal medyayı takip ederek ve onun dışında muhtemelen yemek yiyip tuvalete giderek geçiriyor olmalıyız. Onun dışında inşallah yaptığımız bir şeyler vardır ve ben yanılıyorumdur. Ama insanların çoğunun maalesef günlük döngüsü hani işleri kesintiye uğradığı zaman biraz böyle oluyor. Halbuki zihne de antrenman yaptırmak. Zihnimizin girmediği yerlere onu girmeye davet etmek. Yeni kitaplar, yeni konular, yeni sohbetler, internet üzerinde yeni mevzular bulup biraz onları anlamaya gayret etmek, bedenimize egzersiz ne yapıyorsa zihnimize de aynı şey yapacak ve bizi daha iyi hissediyor yapacak. Bir de ruhsal hareketlilik var. Yani biraz kendimize, ruhumuza vakit ayırıp şu içimizden geçenleri dinlemek için bunu bir vesile yapsak. Kafayı uyuşturmak için kullandığımız o şeyleri, meşgaleleri, kitapları, videoları, Sinan Can'ın soru yorumları dahil olmak üzere biraz kenara bıraksak, acık kendimize dönsek, biraz bir nefesimizi dinlesek, kalp atışımızın farkına varsak, gözümüz seyiriyor mu, bilmem kulağımız titriyor mu, dizimiz ağrıyor mu, Biraz ona baksak ve şu her nefes, her sağlık, her dolaşan kan için şöyle bir şükür hisleriyle dolsak. Bu birinci ayarın zihne ve ruha da yansıyan tarafları. Yani hareket sadece beden için gerekli değil. Gelelim beslenmeye. Benzer şekilde tıkış tepiş yemeyeceğiz. Kitaptaki tavsiyelerde uzun uzun anlattım. Karbonhidratı hayatımızda azaltacağız. Hele şimdi daha da azaltalım çünkü zaten hareket etmiyoruz. Enerji yakmada ciddi bir problem var. Harekete geçerseniz, spor yapmaya başlarsanız tamam biraz daha fazla tüketebilirsiniz ama karbonhidratı azaltıp günde iki öğüne yemekleri düşürebilirsek eğer ki bunun yöntemlerini uzun uzun anlattım. Hele bir de işte bedeni ve metabolizması müsait arkadaşlar mesela ketojenik diyet gibi bir şeyleri bir 10-15 gün deneseler biraz vejeteryan takılmayı, biraz veganlığı deneyimlemeyi bir baksalar şöyle nasıl oluyor bu dönemde sağlıklarının katlanarak arttığını görecekler. Hakeza Zihin ve ruh için de aynı şey. Bunların beslenmesine de dikkat etmek lazım. Mesela zihnimizi biraz önce çeşitlendirelim, hareketlendirelim dedik. Bu aynı zamanda zihnin yeni gıdalarla beslenmesi ve boş bırakılmaması demek. Çünkü zihnimiz boş kalırsa malum şeytanın çalışma odası derler. Niye? Kafa uçup duracak. Uyuşturmadığımız sürece devamlı Uf lan bu korona ne olacak? Eski işime dönebileceğim mi? Ekonomik durum nedir? Amerika'nın durumu ne? Bu Trump hala böyle konuşmaya devam edecek falan gibi düşüncelerle kendi kendimizi yiyip bitirmeye devam edeceğiz. O yüzden lütfen zihnimizi faydalı gıdalarla besleyip giren haberleri kontrol etmeyi unutmayalım. Ruhumuzu da besleyelim. Sanat, maneviyat, ibadet, ne biliyorsak konuyla ilgili lütfen onlara önemli bir yer ayıralım. Çünkü ruhumuzun da estetik ve ötelere matuf olan tarafımızın da şimdi beslenmeye ihtiyacı var. Eğer ölüm korkusu hissediyorsanız bunun en iyi çaresi daha yüksek ruhsal uğraşlarla biraz meşgul olmaktır. İnsana çok iyi gelir. Üçüncü ayarımız insanlarla yakın ilişkiler. Aman Allah'ım ne diyorum ben? Sosyal izolasyon halindeyiz. Yani sosyal mesafeyi korumamız lazım ki virüs bulaşmasın. Ama ne teknolojiler var? Canlı yayın üstüne canlı yayın yapıyoruz. Her gün videolar çekiyoruz, YouTube'da yayınlıyoruz. İnanamazsınız. Telefon diye bir şey var. Arayıp ta Ankara'daki annemin, babamın sesini duyabiliyorum. Çocuklarımla konuşabiliyorum. Acayip şeyler yapıyor telefon dediğiniz alet. Sıklıkla tanıdıklarınızı arayıp sormayı ihmal etmeyin. Özellikle sosyal ilişkilere bu dönemde her zamankinden çok ihtiyacımız var. Evet mesafe olabilir aramızda. Rahat rahat gidip gelemiyor, sahilde, parkta, bahçede oturamıyor, gezemiyor olabiliriz. Ama onları sürekli arayıp bir e-posta olsun atıp onların durumlarını merak edip sorabiliriz. Bunu ne kadar çok yaparsak kendimizi o kadar iyi hissedeceğiz. Aynı şekilde zihnimiz ve ruhumuz açısından da ilişkiler çok önemli. Yani diğer insanlarla ilişki kurduğumuz zaman zihnimiz de daha sağlıklı çalışacak. Kendini güvende Duyuluyor ve seviliyor hissedecek. Bunu daha çok yaptığımızda ruhumuz da besleyecek. Çünkü insan ruhunu en çok besleyen şey ilişkiler. O yüzden üçüncü ayara da çok dikkat edelim, arayalım soralım. Ama onun bir parçası daha var. İlişkiler sadece tanıdığımız kişilerle ilgili değil. Şu anda çevremizde yardıma muhtaç insanlar muhakkak var. Bir şeylere muhtaç insanlar var ve felaket durumları, olumsuz haller genellikle o insanları daha fazla etkiliyor. Şimdi onları arayıp sorma. Şimdi onlara bir el uzatma zamanı. Zira bunu yaptığımız zaman biz sadece ona yardım etmiş olmayacağız. Onun aracılığıyla kendimize müthiş bir yardım, müthiş bir e, ferahlık da hediye etmiş olacağız. Çünkü yardımlaşmanın, yeni ilişkiler kurmanın ve fedakarlıkta bulunmanın insan için çok büyük bir içsel ödülü var. Bunu da özellikle ikinci ciltte bol bol anlatmaya çalıştım. Stres, stres, stres. Dördüncü ayar. Şu anda stres çoğu kişi de tavanda. Ama bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum özellikle. Bir ay önce yani şu videoyu ne zaman izliyorsanız o karantina işte virüs salgını haberlerini almadan hemen önce hayatımız nasıldı bir düşünün. Önceliklerimiz vardı, dertlerimiz vardı, stres kaynaklarımız vardı, arzularımız vardı, korkularımız vardı, endişelerimiz vardı. Nerede onlar şimdi? Çoğu bir anda buhar oldu uçtu değil mi? Gerçekten hayattaki endişelerimizin çoğu böyle. Bence en büyük başlangıç dersi dördüncü ayarla ilgili olarak şu özel günlerde bizi strese sokan şeylerin aslında hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını fark etmek. Gerçekten hiçbirinin önemi yok. Zira şimdi bambaşka bir derdimiz var. İnşallah yakın bir zamanda bunun da bizi bu kadar strese sokması gerekli olan bir şey olmadığını fark edeceğiz. Yani evet biraz gerilmek iyi, biraz önlem almak iyi ama o kadar da değil. Hayatımızı felç edecek kadar strese girmemize gerek yok. Bunu yönetmek için ne yapabiliriz? Biraz önce bahsettiğim o üç ayarda bahsettiğim şeyleri ne kadar yapabiliyorsak bir kere bu strese iyi geliyor. Başkaları bizi sakinleştiriyor. Yeni bir şeyler uğraşmak bizi sakinleştiriyor. Yeni bir meşgale edinmek bizi sakinleştiriyor. Ve stres yerine üretime bizi sevk ediyor. Efendim devamlı endişe yerine zihnimizi akışa yönlendiriyor. Ve bizim enteresan şeyler ortaya koymamızı sağlıyor. Bir de, Şimdi biraz böyle yeni stres yönetim tekniklerini öğrenme ve uygulama için çok iyi bir zaman. En basit nefes egzersizinden başlayabilirsiniz. Bizim sevgili Azize ile yaptığımız eğitim videolarını ve yayınları takip edin. Mesela çok basitçe bir nefes alıp iki katı sürede o nefesi vererek bunu bir iki dakika kadar yaparak nasıl sakinleşebileceğinize hayret ederek bir gününüzü geçirebilirsiniz mesela. Basit nefes egzersizleri, basit yoga hareketleri, basit esnemeler, gerilmeler tarzı hani internette çok bulabileceğiniz teknikleri bir deneyin bakalım. Zira bu dönemde meşgul edilmeyen bir zihin mecbur stres üretecek çünkü gerçekten ortada strese girecek bir durum var. Dolayısıyla bunu yönetebilirsek onun üstesinden gelebilenler bizler olacağız. Zaten stres bedenimizde etki yapıyor ama aslında zihinsel ve ruhsal bir mesele. Orayı besledikçe bunun üstesinden geleceğiz. Ve 5. ayar. Korona günlerinde hayatımızı kurtaracak en önemli ayar. Eğer sevgili dostlar, bizi izleyenler, biraz önce bahsettiğim 4 maddeye yakın yaşamak için hayatınızda bir takım değişiklikler yapıyorsanız, yeryüzündeki bütün diğer canlıları korkudan dona bırakacak. Onları hareket edemez hale getirecek. Öğrendiklerini yapamaz bir duruma sokacak olan bir stres durumunda sınırlarınızı aşmış ve bu durumu faydanıza çevirmiş olacaksınız. Eğer bu dört ayarı uygularsanız dürtülerinize göre değil zihninizdeki, aklınızdaki ve gönlünüzdeki karara göre hareket ediyor olacaksınız. Ve bu acayip bir mutluluk hissi olarak bize geri dönüş yapacak. Çünkü biz ne zaman ortam şartlarını kendi amaç, niyet ve hedeflerimiz doğrultusunda dönüştürebiliyoruz. Ne zaman ki bize yapamazsın denen bir şeyi yapıyoruz. Ne zaman ki imkansız gözüken bir zamanda yeni imkanlar yaratıyoruz. insan o zaman kendini çok mutlu, çok tam ve çok tatmin hisleri içerisinde hissediyor. Dolayısıyla bu dönemde yapmamız gereken şey sosyal izolasyon kurallarına uyup evimizde gerektiği kadar oturup diğer insanlarla teması, fiziksel teması minimuma indirip kendi sınırlarımızı keşfetme ve onları teker teker zorlamak üzere yoklama zamanı. Bu zaten genellikle bedensel olan bir şey değil. Daha ziyade ruhsal ve zihinsel. Özellikle bahsettiğim ilk dört ayar. Bunların zihinsel ve ruhsal kısımlarını uygulamaya başladığımızda zihinsel sınırlarımızın, ruhsal sınırlarımızın, benlik sınırlarımızın yavaş yavaş gelişmeye, yavaş yavaş değişmeye başladığını fark edeceğiz. Bu bir günde olmayacak. Tohumu bugün atılacak meyvesi belki bir yıl, belki 5 yıl, belki 10 yıl sonra binlerce ton meyve olarak karşımıza gelecek. O yüzden bu konuya yapılan yatırım hiçbir şekilde boş yatırım değil. İnşallah yetiştirebilirsem Nisan ayı sonlarında gibi üçüncü kitabında piyasaya çıkmasını bekliyorum. Ve bunların hepsi tamamlandığında kısmetse yaz içerisinde de bir tam cilt çıkarma peşindeyiz. Ama yazmam çok da gerekli değil. Ben yazacağım inşallah ömrüm olursa. Ama ne olur ne olur ne olur evde deneyin bunları yapın. Şu anda seyrettiğiniz YouTube videosu da bir yayın zaten bana sorarsanız. Yeni neslin yeni dönemin matbuatı bu. Hatta bundan sonra bunun üzerine çok fazla gideceğiz. Bu yönde çok içerik üreteceğiz. Birbirimizle böyle iletişim kuracağız. Duyduğumuz anda yapma gayreti geliyorsa daha doğrusu yapma isteği geliyorsa ama bu konuda gayret gösterip harekete geçmiyorsak, cesaret edip bir denemiyorsak Sonra çok pişman olacağız. İçimizdeki hisler bize adam doğru söylüyor le, yapsak ya falan diyorsa hemen deneyin. Çünkü şimdi onun zamanı boş durma zamanı değil. Boş vakit diye bir şey olmaz. Serbest vakit olur. Serbest vakti de nasıl değerlendireceğimiz tamamen bizim seçimlerimize bağlı. Özetle çok konuştum ama Ozan'cım insanın fabrika ayarları bence evde böyle yapılır gibi geliyor. Ben deniyorum. Yani sizden sen yapıyor musun yavrucuğum? Yani ben de elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum hocam. Bence de. Adam işte beşinci ayar iyi ama. Yani o zaman beşinci ayar bence fena değil. Ama bilmiyorum beslenme konusunda geçen bir KFC dedim. Hiç şey yok. Ses çıkmadı i̇şte bu, 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 ara dikkat etmeye çalışıyorum hocam. Hatta ben bedene de şey yapmıştım. Bak arkadaşlarım beni de doğru yola iletiyorlar. Ben arada bir böyle fast food yiyelim diyorum. Aman diyorlar hocam ne yaptın? Tamam diyorum ben de hemen uyum sağlıyorum. Etrafınızda üçüncü madde sağlam adamlar olsun. Sağ olun hocam. Sizin gibi yani. Estağfurullah.